Nasıl olacak, ben ki tuhaf hissediyorum. Nasıl bakacağız bu insanların yüzüne böyle? Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Eve kahvaltı servisi mi? Tabii, neden olmasın? Bu aralar bayağı ilgileniyorsun benimle, hayrola? Öyle. Dikkat et, yalnız alışırım. Ne alış diye yapıyorum zaten. Peki, gel. Geçiyorum. Gel. Leyla! Gelmişsin. Canım. Gel. Leyla, gelmişsin. Evet. Bir daha gitmeyeceksin değil mi ama? Yok, gitmeyeceğim. Hadi gel. Leyla ablan artık bizimle, merak etme. Ne güzel ya. Sen herkesin içinde rezil etmedin mi? Ne yapıyorsunuz siz? Oyun mu oynuyorsunuz? Sakin ol Ilgaz. Herkesin içinde düğünde rezil etmedin mi? Bir de şimdi geri mi getiriyorsun? Ya bence Ateş abi bu konuda şu açıdan bakarsak Ilgaz haklı. Bizim de birazcık kafamız karıştı. Haklısınız, haklısınız. İkiniz de çok haklısınız. Kusura bakmayın, Ilgaz biraz fazla tepki gösterdi. Ama merak etmeyin, bir daha öyle bir şey olmayacak zaten. Değil mi? Öyle değil mi Leyla? Öyle. Öyle, öyle tabii ki. O zaman artık hiçbir yere gidemezsin sen. Tabii ki de bir yere gittiğim yok fıstık. Ayrıca dışarıda oynayalım mı? Hadi gel o zaman. Hadi oynayın. Hadi havuzun oraya gidin bakalım. Dikkat edin. Ilgaz, oturmak ister misin? Bravo ikinize de. Aferin gerçekten. Ateş Bey, Leyla Hanım. Aranızda yaşadığınız problemler tabii ki bizi ilgilendirmez. Fakat çocukların durumunu gözetmek zorundayız. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Hı hı. Anlıyoruz. Evet. Hala. Ilgaz, iyi misin? Keşke başından beri seninle yaşasaydık. Ateş yine bizimle oyun oynuyor. O rezil ettiği Leyla'yı eve geri getirdi. Nasıl yani? Nasıl yapar bunu? Basbayağı yaptı. Hatta elini falan tutuyor evin içinde. Ay, tamam tamam hayatım. Sen kapat şimdi telefonu, ben gerekli yerleri bir arayıp sana döneceğim. Tamam. Avukat Bey, müsait misiniz? Buyurun Füsun Hanım. Çiftlikte neler oluyor, haberiniz var mı? Ateş dolandırıcı karısını tekrar oraya götürmüş. Sosyal hizmetlerle iletişim halindeyim Füsun Hanım. İlk gelen haberler pek iç açıcı değil açıkçası. Çocukların evde mutsuz olduğunu gözlemlemişler. İyi, güzel. Ama birkaç ziyarette daha bulunacaklar. Rapor için biraz zamana ihtiyaçları var. Tabii. İyi günler. Ya zaten ben de sonrasında onun şeyi anlatmaya çalıştım. Peki. Umut, biraz duralım mı? Tamam, anlıyorum. Bak, güzel vakit geçiriyoruz beraber. Ama her şey bana biraz fazla hızlı gelmeye başladı. Acaba bu geçirdiğimiz zamanlara biraz fazla mı anlam yüklüyorsun? Bir de ben senelerdir seni bekliyorum.
Şu an bizi ne durduruyor acaba anlamıyorum da. Bırakalım işte akışına, yaşayalım, ne var? Çünkü planladığın gibi gitmeyebilir. Mesela ben hep burada olmayabilirim. Plan? Nasıl oluyor yani, planlamanın bir parçası değilse aşık olamıyor muyuz? Ha? Ya da birlikte güzel bir vakit geçiremiyor muyuz? Ne demek? Aşık olmak mı? Bir dakika, bir dakika ben... Sorun tam da bu zaten Bige. Açıkçası benden hoşlandığını düşünüyorum. Zaten eğer hoşlanmıyorsan, öyle değilse hemen çıkayım gideyim. Ha? E o zaman? Niye düşünüyorsun ki? Bige, sen böyle bir insan değilsin. Belki de sana hatırlatmak gerekiyor. Sen bu dünyanın en cool, en umursamaz, en özgür ruhlu kadınısın. İltifat bombası diyorsun galiba. Biraz da gerçek. Teşekkür ederim. Teşekkürler anlayışın için. Rica ederim. Evet. Efendim, madem geldiniz, o halde hemen görevlerinizin başına. Böylelikle biz de Mert Bey'le işimizin başına dönebiliriz. Aha, evet, tabii ki. Hiç merak etmeyin efendim. Ben şimdi 5 dakikada her şeyi toparlarım yani. Hiç aklınız kalmasın, ben de. Sormayayım diyorum ama... Yakup Bey neredeler, nasıllar? Yakup Bey bir süre gelemeyecek. İlter Bey. Ama hiç sorun etmeyin. Çünkü ben ondan fazla kalan işleri de hallederim. Çok rahatlıkla. Tabii. Yok, hiç öyle aklınız falan kalmasın. Benim kardeşimin elinden her iş gelir. Kendisi aslandır, kaplandır. Hiç aklınız kalmasın. Peki. Öyle olsun o zaman. Tamam. Öldürürüm. Tamam, git, geleceğim ben. Leyla Hanım, çocuklar size çok bağlı gördüğüm kadarıyla. Ancak bu bağlılık hayatlarına bir düzen getirmiyor belli ki. Evet, ama her zaman öyle değildi. Merak etmeyin. Muhakkak öyledir. Ama bu düzenin sık sık bozulması sıkıntı yaratır. Özellikle Beyit ve Aydos'un bu sorunları bu yaşta kaldırması mümkün değil. Yani onların hiçbir koşulda yalnız kalmaması gerek. Anlıyorum, anlıyoruz da çok haklısınız. Biz de çocukların yaşadığı bu olayların ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Yaşattıklarımızın da farkındayız. Bunun için de Ateş'le elimizden geleni zaten yapıyoruz ki yapacağız da. İki yetişkin arasında yaşanabilen bir olaydı. O da zaten sadece bir gece sürdü ve biz hallettik, merak etmeyin. Tabii yani, ben bakın Leyla zaten çocuklarla çok iyi. Aramızda yaşanan durum ekstrem bir durumda, ama bir daha öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle. Aa. Şimdi sen görürsün. Aydos geliyor. Berit, ne yapıyorsun Serpil'imle? Ya Berit bak, ya şunları koyacak başka bir yer bulur musun? Oyuncak başka bir yer bul. Ver bana ya, şunu. Yapmayacağım. Ya, ver şunu. Vermeyeceğim. Ver. Ya görürsün sen şimdi. O zaman ben de bunları atıyorum. Var mı? Sen oyuncaklarımı atamazsın. Ben de senin bütün oyuncaklarını atacağım. Ben de seni atacağım. Merak etmeyin, biz elimizden geldiçe size yardımcı olacağız. Çocuklar bizim için çok değerli. Sen görürsün. Asıl sen görürsün. Hayır. Kimin oyuncaklarını atıyormuşuz, görürüz biri. Hayır. Bunu anlıyoruz. Süreç çok uzun değil. Bizim için önemli olan çocuklarla aranızdaki ilişkiyi görmek. Ha. Şimdi sen görürsün. Topla, topla, topla. Ben şimdi seninkileri nasıl atıyorum buraya? Sen görürsün şimdi Gülnar Aydos. Şunu da alalım. Ateş Bey bunu nasıl kabul etti gerçekten bilmiyorum. Ateş Bey'i
üzüldüm demek bir tek bizim gidişimizle alakalı. Meryem, çok üzüldüm. Hem çocuklar için, hem Ateş Bey için, hem İlter Bey için de hepimiz için gerçekten çok zor oldu yokluğunuz. Sizin yokluğunuz. En çok kimin için zor oldu? Benim için. Kimin gidişi? Senin gidişin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Selam. Ne oldu içeride? Gerilmişsin belli. Gerildim. Ateş'in ne yapmaya çalıştığını bir türlü anlamıyorum. Hayır, madem kovdu neden geri getirdi Leyla'yı o zaman? Hiçbir şey anlatmıyor, hiçbir şeyden haberdar olamıyoruz. Yani çocukmuşum gibi sürekli geçiştiriyor beni. Evet, ben de anlamadım neden böyle davrandığını. Belki de alama gitmemiz en doğrusu. Hayır, olmaz. Neden? Yani... burası sizin eviniz. Ateş bence düşündüğün kadar kötü biri değil. Yani sizin için hayatını değiştirdi, alışmaya çalışıyor. Öyle düşün. Ama halamla daha mutlu olabiliriz. Ve her şey daha az karışık olur. Aslında... oraya gidince her şeyin yoluna gireceğini sanmıyorum. Halan da düşündüğüm kadar iyi biri değil. Nasıl yani? Çocukların sizden beklentisi huzurlu bir aile içerisinde sevildiklerini bilerek, güvende hissederek yaşamaları. Tabii. Aranızda yaşananlar ister istemez onları da etkilemiş. Ama belli ki sizi de çok seviyorlar. Özellikle Berit size çok düşkün. Öyle, öyle Berit. Sadece Ilgaz kardeşleri için biraz endişeli. Şimdi sen görürsün beni. Hayır, sen görürsün göde ben. Müsaadenizle ben bir çocuklara bakayım. Buradasınız zaten, geleceğim tekrar. Olmaz, böyle olmaz. Nasıl olmaz ya? Benim şeylerimi atıyor. O da benim kileri atıyor, ne yapayım? İyi, ben bir hemen kontrol edip geliyorum. Ne oluyor burada? Ya dedim hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Hiçbir şey yok Ateş abi, hiçbir şey yok. Aydos benim bütün oyuncaklarımı attı. Ben yapmadım, o yaptı Ateş abi. Hayır. Ben Aydos'a küstüm. Bir daha onunla hiç oynamayacağım. Ben de bir daha Berit'le oynamayacağım. Leyla, ne oluyor? Yani çocuklar kavga ediyor. Hayır, işte. Yapmayın. Temas yok, olmaz. Olmaz. Benim hiç arkadaşım yok. Bu bir. Aydos da mızıkçılık yapıyor. Bu da iki. Aydos'cum. Kardeşine karşı biraz daha anlayışlı olabilir misin? Bak, her zaman aynı şeyi oynamak istiyor. Ben de bir ara sonra sıkılıyorum. Ya benim de arkadaşım yok bir kere. Tamam, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ya. Hayır, tamam, biz varız. İstediğiniz zaman bizimle oynayabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Hep söyledik size, hep söyledik size. Siz de hep birbirine sıkışıyorsunuz, değil mi? Berit'ciğim, çok haklısın. Son zamanlarda biraz bahsettiğin gibi olabilir. Ama yani bu sizinle oyun oynamayacağımız anlamına gelmiyor, öyle değil mi? Evet ama Aydos da hep sus sus sus
Yani bence açıkçası çok güzel bir oyun bulmuşsunuz. Yani hep birlikte bu oyuna devam edebiliriz. Tabii. Ne demek tabii? Al işte. Var ya bu. Ya, hani tamam, oynadınız tamam, ya. Tamam, al. Tamam. At. Hadi bak ne güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Değil mi? Hep olsa. Hadi önemli değil, önemli değil. Fırlat. Topları fırlat. Ya ama hadi osmanlık yılak yapıyor. Hayır. Sen basbayağı halama hırsız diyorsun yani. Neden böyle bir şey yapsın ki Barış? Belli ki Jülide Arcalı daha başarılıymış ondan. Ayrıca halan şirketi ateşten alana kadar elinden geleni yapacak. O zaman bizi de bu yüzden istiyor. Hatta belki de elbiseyi de o çaldı. O kadarını da yapmamıştır bence. Sen bunları nereden biliyorsun Barış? İşte birkaç gün yanında çalıştım ya. O sırada işte daha yakından tanıma fırsatım oldu ondan dolayı. Ateş bunları duyarsa çok büyük bir sorun çıkacak ya da evden ve şirketten çıkıp gidecek. Bunlar aramızda kalsın olur mu? Çünkü Aydos ve Berit bir tane daha olay kaldıramaz artık. Tabii ki. Çocukların okulunun açılması yaklaşıyor. Bu konuyla ilgili bir oryantasyon çalışması hazırladınız mı? Oryantasyon da ama düşünülür. Evet yani yani çocuklarla konuşup herhalde bir şey yaparız. Ah. Çek uşak. Ah. Canım çocuklar. Nasılsınız bakayım? Bir tanem. Nasılsınız? Ateş, nasılsın tatlım? Oo. Ah, Leyla da dönmüş. Evine tilki misali. Ah, çok özür dilerim. Ben çocukların halasıyım. Bir kontrol etmeye geldim. Malum bu sıralar biraz evdeki durumlar istikrarsız, anlayacağınız değil mi Ilgaz'cığım? Yo, biz çok mutluyuz halacığım ya. Ya iyiyiz biz. Bak Leyla da döndü. Mutluyuz biz. Ah. Ya? Çok iyiyiz biz. Hı-hı. Evet. Ilgaz'ın dediği gibi. Her şey yolunda. O yüzden artık böyle ufak şeylere gelme sen de. En iyi burası bizim evimiz ya. Ah şimdilik. Pardon bir şey mi dedin duyamadım. Yok, tabii ki. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani sizi böyle bir arada görünce tabii bir hala da hani ister, değil mi? Hı. Görüşürüz. Bye. Evet. Dün gece çıktı Leyla. Hı. Peki nereye gittiğine dair bir şey söyledi mi? Yani herhangi bir fikriniz var mı? Yani evinde çalışan biri geldi. Adı İlter Bey'di sanırım. Onunla çıktılar. Anladım. Çok teşekkür ederim. O eve geri döndü demek. Ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi iyice karıştı her şey. Gelişe bak gelişe. Kıslayarak geliyor yılan su. Ne işi var ki yine burada? Niye olacak? Soğanın kokusunu almıştır da onu. Aramı çalıp işe geri döndünüz ha? Terenciye tere satıyorsunuz siz. Çiftliğe tekrar nasıl döndünüz bilmiyorum ama... Sıra size de gelecek. Gözüm üstünüzde.
gerçekten çok komik. Hayır, ben çocuklar için korkuyorum. Gerçekten çocuklar bunun eline kalırsa vahlar 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 olsun. Hadi hadi, dön işine, ben de gidiyorum. Tamam, ben de gidiyorum. Ben sana göstereceğim Leyla. Ay! Sıra Hanım. Nereden çıktın sen? Ay, ne işin var senin burada? Siz bu çiftliğe nasıl tekrar geri döndünüz? Vallahi benim bir yere döndüğüm yok Fusun Hanım. Bunlar cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorlar ya. Bütün var mı yok mu her şeyimi alıp kaçtılar bunlar. Belki siz bana yardımcı olursunuz ha? Ne demek yardımcı olursunuz? Senin varlığın yokluğun bile beni hiç ilgilendirmiyor. Niye yardım edecekmişim? Zaten bir işe de yaramıyorsunuz. Ben senin bir açığını yakalayacağım Leyla. Aslında o şey bende olabilir. Ne? Leyla hakkında çok çok önemli bir bilgi var bende. Sizin de işinize çok çok yarayabilir. Eğer parada anlaşırsak tabii. Neymiş o? Leyla bu işlere niye girdiğini biliyorsunuz. Ay biliyorum. Bu mu bana vereceğim bilgi? Ailesi mi arıyormuş ne? Bana ne? Ama nasıl bulacağınızı söylesem size. Yani annesini Leyla'dan önce bulursanız Leyla sizin için her şeyi yapar. Anladınız siz. Kapı da kapandı. Nasıl içeri gireceğiz? Ha? Ben bahçeyi kontrol ediyordum da. Kendisi bizim bahçıvanımız oluyor da. Siz yolcu edin misafirlerimizi. Ben buradayım. Aha. Hallederim. Ne yapıyorsun ya? Sen ne işin var burada? Siz benim paramı mı çaldınız ha? Ne parası ya? Ne diyorsun? Plana bensin mi devam ediyorsunuz ha? Çakallar. Ya plan falan yok artık, tamam mı? Anla. Biz seni affetmeyeceğiz. İstemiyoruz ya, git. Hadi çıktığın deliğe geri git. Git. Kediyi bırak bari. Seninle mi uğraşacağız ya? Leyla. Leyla.